Aydın'ın Köşk ilçesi, seracılığın günden güne geliştiği bir bölge olmakla beraber yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Domates üreten seralar ihracatta da ülkemizi temsil ediyor. Ben Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler. Köşkümüz Aydın Merkez Efeler ilçesi ile Sultanhisar ilçemizin arasında yerleşmiş. Karşı tarafta Büyük Menderes Nehri ile Ödemiş'e kadar olan, yaylaya kadar olan bir coğrafi alan içerisinde. Efeler ilçemiz, yani Aydın merkezine 18 kilometre uzaklıkta güzel şirin bir yeni ilçe olmuş. 1992 yılında ilçe olmuş bir yöremiz, beldemiz. O günden beri de ilçemizde tarımsal faaliyetler devam etmekte. Gelir kaynaklarımızın en önemlisi tarım faaliyetlerimiz, tarım üretimi. Ayrıca bunun yanında da köşk halkımızın ticari faaliyete karşı bir yatkınlığı var. Dolayısıyla da bu bölgede yetişen tarımsal ürünlerin pazarlanmasıyla alakalı da tarım ürünleri ticareti de üst seviyede. Köşk ilçemiz Aydın içerisinde jeotermal kaynakları olan birkaç ilçeden birisi. Dolayısıyla yıllar önce MTA tarafından yapılan araştırmalarda bizim bulunduğumuz bu bölgenin altında buhar enerjisinin olduğu tespit edilmiş. Daha sonra tabii bunların enerji olarak kullanılması ve yatırımların yapılmasıyla alakalı önü açılmış. Bunlardan birisi de buradaki görmüş olduğunuz seranın oluşmasında etkili olan jeotermalin de kullanılmasıyla alakalı. Hem topraksız tarımın yapılmasıyla alakalı da önemli bir en son teknolojik imkanlar burada kullanılarak önemli miktarlarda verim sağlayan, burada dekarında 80 ton domates üretme söz konusu bu bahsettiğimiz seralarda. Dolayısıyla bunlar günden gün yaygınlaşıyor. Yeni yatırımcı arkadaşlarımız var. Bunların daha alanlar genişletiliyor. Burada ilk etapta 40 dönüm, 40 metrekarelik bir sera alanı başladı. Ama bu peyderpey bunlar çoğaltılarak 200-300 dönüme kadar önümüzdeki süreçte devam edecek. Bu tesisinde aynı zamanda içerisinde çalışan insanlarımızın %90'ı da bayanlardan oluşuyor. Burada bayanlara hem pozitif ayrımcılık yapılmış oluyor, hem de onların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için kırsalda önemli bir avantaj diye düşünüyoruz. Ailelerini de ekonomik olarak destek oluyorlar. Köşk ilçesi aynı zamanda enerji üretiminde de ülke ekonomisine katkısıyla dikkat çekiyor. Kurulan santraller yöreye değer katıyor. Burası daha önce MTA tarafından tespit edilmiş yeraltı kaynaklarımızın özellikle buhar enerjisinin olduğu bölgelerinden birisindeyiz. Burada yer altındaki kaynaklarımızın yeryüzüne çıkartılıp ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan biri olan buhardan istifade ediyoruz. Bunlarda da elektrik enerjisi üretilerek ülke ekonomisine hem katkı sağlıyor hem de yurt dışına olan enerji bağımlılığımızdan kurtulmuş oluyoruz. Bu açıdan bizim için çok kıymetli. Buradaki yatırımcılar aynı zamanda bu bölgedeki insanlarımızı çalıştırarak hem de istihdama katkı sunmuş oluyorlar hem de kendi öz kaynaklarımızdan da istifade etmiş oluyoruz. İşte o santrallerden birisi de şu arkamda görmüş olduğunuz bir tanesi. Ortalama Köşk ilçemizde 38 megawattlık bir enerji santrali söz konusu. Daha da tabii yatırım yapmak isteyen yeni yatırımcılarımız var. Onları da gelmelerini ve bu yerimizin altındaki kaynaklarımızdan istifade etmeleri için çalışmalarını arzu ediyoruz. Aydın'ın Köşk ilçesinde sofralık zeytin ve zeytinyağı yörenin geçim kaynağını oluşturuyor. Memecik, Ege bölgesinin en baskın zeytin çeşidini oluştururken, Köşk ilçesinin dağlarında memecik zeytinini yaygın olarak bulmak mümkün. Aşıyeli, Gülümbe, Şehir,
Tekir, taş arası ve yağlık isimleriyle de bilinen bu cins güçlü bir gövdeye sahip olurken, kuraklık ve soğuğa fazlasıyla dirençli olmasıyla da biliniyor. Efendim ben ismim Davut Er, Eroğlu Zeytinciliğin sahibiyim. İşte Eroğlu Zeytinci firması dünyanın değişik ülkelerine zeytin ve zeytinyağı ihraç etmekte. Öncelikle zeytin ağırlıklı olarak çalışmaktayız. Paketli ve ambalajlı zeytinleri bütün dünya ülkelerine değişik yakın coğrafya olmak üzere ihraç etmekteyiz. Aydın zeytinin başkentidir. Zeytin ağaç varlığı en fazla olan 26 milyonla Türkiye'deki 40'ın üzerinde ilimizde zeytin üretilmektedir. Zeytinin en fazla ağaç varlığı olduğu il de Aydın'dır. Ve ana türümüz de memecik, Aydın memecik türümüzdür. Bu hem sofralığa hem de zeytinyağına uygun bir türdür. Bunun bir kısmı sofralığa ayrılır, büyük bir kısmı da zeytinyağına ayrılır. Örneğin bu seneki rekoltede Aydın'da işte 45 bin ton civarında zeytinyağı, bir 50 bin tonda sofralık zeytin beklenmekte. Çünkü 45 bin ton zeytinyağı demek yaklaşık 300 bin ton tane zeytin demektir. Yaklaşık 5 ile 6 kilogramda bir zeytinyağı verir. Memecik zeytinyağından ben biraz bahsetmek istiyorum. Coğrafi inşaatı sahip zeytinyağımız dünyanın değişik ülkelerine ihraç edilmekte. Çok kaliteli, meyvemsi aroması yüksek, raf ömrü uzun, dayanma gücü, antioksidan değeri yüksek. Çok özel, güzel bir yağdır memecik zeytinyağı. Ve bütün dostlara tavsiye edilir. Öncelikle biz ilk başladığımızda Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerle başladık. Daha sonra yakınca orada İran, Irak, ağırlıklı olarak Romanya, Bulgaristan, Balkan Cumhuriyeti ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve bütün Avrupa ülkelerine zeytin gitmekte. Yani yaklaşık şu anda biz 100'ün üzerinde ülkeye hem zeytin, zeytinyağı ihraç edilmekte. Bugün belki sektör çok büyük gözükmüyor ama 300 milyon dolarlık bir ihracatı var. Ama gelecek yıllarda ilk hedef 500 milyon dolar, onun akabinde de 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk. Aynı zamanda başka bir özelliği de var. İthalatsız ihracat yapıp cari açığı kapatmada önemi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim sektörümüzün ithalatı değil, sadece ihracatı var. İthalata dayalı bir ihracatımız söz konusu değil. Milli ve yerli sektör olarak tanımlıyoruz zeytincilik sektörünü.